Son zamanlarda daha da çok merak edilen bir soru var. Çünkü yaptığımız obezite cerrahisi ameliyatları, işte tüp mideler, gastrik bypasslar uzun yıllardır ülkemizde yapılıyor başarıyla. Ve tabii neredeyse aktif yapıldığı bir 7-8 senelik bir dönem var. Ben de bunun 8-9 senesinin içindeyim doğrusu. Ve tabii ki uzun süredir bu işler yapılınca artık yavaş yavaş insanlar tekrar kilo alarak böyle doktorlara başvurmaya veya bundan daha çok muzdarip olmaya başladılar. Ve biz de şu son dönemde işte tekrar kilo alırsam ya da ameliyattan sonra arzu ettiğim kiloyu veremezsem bana ne yaparsınız? Yani nasıl yardımcı olursunuz veya bu neyle alakalıdır? Ben bunu engellemek için ne yapabilirim sorularını çok fazla alıyoruz. Ve tabii buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yani bu konuyu konuşmamız lazım. Şimdi beni dinleyen ve bana ameliyat olmuş ya da önceden benim yanıma gelmiş olan arkadaşlarım şunu bilecekler. Ben ilk görüşmede uzun 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 bu işin yani ömür boyu zayıf kalmanın mekanizmasından bahsediyorum. Ya bana geldiğinizde, benimle görüştüğünüzde sadece ameliyat şudur, budur, şunu yaparız, şurada şu olur, burada bu olur, ameliyat şu kadar sürer gibi şeylerden bahsetmiyoruz. Hatta bunları çok kısa geçiyoruz ama ömür boyu zayıf kalmak için, ömür boyu mutlu olmak için ne yaparız bu konuda böyle baya baya uzun uzun konuşuyoruz. Çünkü işin özü aslında burada yatıyor. Herkese söylediğim bir söz var. Yaptığımız bu işte gastrik bypass, tüp mide veya işte çeşitli amaçlarla yaptığımız başka obezite ameliyatları hepsi kilo verme ameliyatı arkadaşlar. Bunların hiçbirisi ömür boyu zayıf kalma, ömür boyu kilo ile ilgili sorunları çizdim gitti bir ameliyat oldum. Ameliyatın ne yazık ki değil. Keşke olsaydı ben de çok isterdim. Ama şimdi burada bizim yaptığımız işin ne olduğunu, sizin içinde bulunduğunuz durumun ne olduğunu anlamanız, ona göre davranmanız, ona göre bir pozisyon almanız çok önemli. Çünkü biz ömür boyu zayıf kalmak istiyoruz, ömür boyu mutlu yaşamak istiyoruz, sağlıklı olmak istiyoruz ve artık bu kilo ile ilgili dertlerimizden kurtulmak istiyoruz. Şimdi gelin yine kısa bir giriş yapalım. Aynı her hastama anlattığım gibi. Öncelikle şunu söyleyelim. Obezite ameliyatı zayıflama ameliyatı. Zayıf kalma ameliyatı değil ne yazık ki. Şimdi ameliyat sizi genellikle bir sene içerisinde ideal kilonuza getirir ya da yaklaştırır. Evet, bu cümleyi açalım biraz isterseniz. Getirir ya da yaklaştırır. Şimdi biz sizin ideal kilonuzu boyunuzla benzer şekilde hesaplıyoruz. Kabaca yani işte 1.70 boyundaki birinin ideal kilosunu kabaca 70 olarak hesaplıyoruz. Bunun üzerinde kalan kiloyu da bu mesela diyelim ki 1.70 boyunda 130 kiloluk biri üzerinde kalan o 60 kiloyu da fazla kilo olarak hesaplıyoruz. Peki ameliyatların verdirdiği kiloyu da fazla kilonun yüzdesi olarak verdirdiğini hesaplıyoruz. Buradan kabaca bir hesap yaparsak şöyle diyelim. Yani bir tüp mide ameliyatı fazla kilonun %75'ini ortalama verdiriyor. İşte gastrik bypass da %85'ini verdiriyor şeklinde düşünebiliriz. Tabi ameliyatlar düzgün bir şekilde tekniğiyle yapıldığı vakit bunlar geçerli. Bunlar ortalamalarımız. Tabi bu ortalamalar binlerce insanın ameliyatları sonucunda elde ettiği sonuçların ortalaması olarak çıkmış. Yani burada daha az kilo veren ve daha çok kilo verenin ortalaması bu çıkmış. Neden herkes de standart değil? Çünkü hiçbirimiz standart bir metabolizma hızına sahip değiliz. Hepimiz kendimize has metabolizma hızlarına sahibiz. İşte parmak izlerimiz gibi. O yüzden tahminen sizin fazla kilonuzun yaklaşık %70-80'i vereceğinizi düşünebiliriz. Ama burada bu tahmine yaklaşmak için sizin metabolizma hızınız temel ölçüttür. Onun dışında sizin uyumunuz çok önemlidir.
aldığınız kalori çok önemlidir. Aldığınız kaloriye göre sonuçlar belirlenecektir. Yani evet, ameliyat bir sene içerisinde ideale getirir ya da yaklaştırır diyebiliriz. Şimdi burada sorularımızdan bir tanesi şuydu. İdeal kiloma gelemez isem ne yapacağız? Şimdi ideal kilonuza gelebilmenizle ilgili sizin ve benim yapmam gereken şeyler var. Bana düşeni anlatayım. Sizinle görüştüğümüzde sizin metabolizmanızı anlayabildiğim kadar anlamalıyım. Bununla ilgili çok çabalıyorum. Ve sizin durumunuza uygun ameliyatı yapmam gerekiyor. Bu benim yükümlülüğüm. Yani uygun ameliyatı seçmek ve o ameliyatı güzel yapmak. Şimdi metabolizma hızınızda düşüklük hissedersem ya da bununla ilgili bulgular elimdeyse, o zaman daha güçlü bir ameliyat seçerek bu ihtimali arttırmaya çalışıyorum. Tabii ameliyatı da kişiselleştirdiğimiz için, özellikle biliyorsunuz gastrik bypasslarda ben tamamen kişiye özel bağırsak uzunluklarını ayarlıyorum vesaire. Bununla ilgili formüllerim var. Bunu yaptığımız takdirde de bir önceki ameliyatla sizin ameliyatınız farklı olmuş oluyor. Ve böylelikle size özel başarıyı arttırıcı bir adım atmış oluyoruz. Bu bana düşer. Diğer yandan ameliyat kararını verdim. O ameliyatı olabildiğince en güzel şekliyle hayata aktarmak, bu da bana düşer görev. Bunlar bendekiler. Şimdi diyelim ki biz doğru ameliyatı seçtik metabolizmanıza göre. Doğru ve güzel şekilde ameliyatı yaptık. Çok şükür bununla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Ondan sonra işleri zamanı bıraktık. Şimdi ideal kiloma gelemezsem ya da zorlanırsam. Burada evet, biz bu taraftaki işleri yaptık ama bu tamamen bir takım çalışması. Yani ömür boyu zayıf kalmak bayağı ütopik bir şey. Yani bayağı ciddi bir şey. Benim çabaladığım, benim zorlandığım bir şey. Hepimiz zorlanacağız bununla ilgili. Size de düşen çok şey var. Yani ameliyat size bir şeyler yapıyor ama sonuçta her şey bir matematiksel hesaba bakıyor. Yakabildiğiniz kalori ile aldığınız kalori arasındaki farka bakıyor. Yani siz yakabildiğiniz kalorinin çok üstünde kalori alabiliyorsanız eğer, zayıflamanız sekte vuruluyor. Yani buradaki matematik işlemini sizin lehinize bozmak için biz ameliyat yapıyoruz. Ama ısrarla o işlemi aleyhinize çeviriyorsanız eğer, o zaman arzu ettiğiniz, istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Ha, ne yaparız? Bununla ilgili yapacağımız şey şu aslında, motive tutarız sizi. En önemlisi bu. Çünkü ameliyatta dedim ya, ütopik bir şey istiyoruz sizden. Yani kendimden de istiyorum bu ütopik şeyi. Biz sizi motive tutarız. O sebeple ben tüm hastalarımla çok yakın görüşüyorum. Tek telefon numaram var. Hepsiyle ben ilgileniyorum. Yani beni aradığında hiçbir hastamın karşısına asistanım ya da sekreterim çıkıp da o evet Recep Bey yarın sizi görebilir, yarın randevu verelim vesaire demiyor. Ki zaten bunu yürütme ihtimalimiz yok. Amerika'dan, işte Zürih'ten, Avustralya'dan, Iğdır'dan hastalarımız var. Böyle olduğu için tüm hastalarla ben kendim ilgileniyorum ve motivasyonu sürekli sıcak tutmaya çalışıyorum. Çünkü biz ömür boyu beraber bir takım olarak yola çıkmış oluyoruz. İşte bunu yaparız. Ki bundan da daha başarılı bir yaklaşım bu durumda yok. Ne yapacağız? Sizi sürekli motive tutacağız. İşte bu videoların da amacı o. Eskiden bunu çok iyi fark etmemiştim ama şu an hastalarıma tek tek söylüyorum. Bakın diyorum, yani ömür boyu bir yola çıkacağız ve beraber devam edeceğiz. O yolda ciddi bir performans sergileyeceğiz. Bunun için benim sürekli motive kalmam, yani ateşi sürekli yakıyor olmam gerekiyor. Harlamam gerekiyor ateşi. İşte bunun için düzenli bir şekilde her cumartesi video paylaşıyorum YouTube'da ve her videoda sizlerin ya en azından bir kısmı ile ilgili bir şeyler bulacaksınız. Ve bu bizi motive etmeye yarayacak. İşte bu tarz şeylerle hep motivasyonumuzu yerinde tutuyoruz. Yani sizi doğru değerlendirip,
size uygun ameliyatı seçtiğimizde, burada parantez açalım, ne yazık ki birçok yerde cerrah bildiği bir ameliyatı herkes için uygun olduğunu iddia ediyor. Bu yanlış bir yaklaşım. Sizin için doğru ameliyatı seçtik, doğru ve güzel bir şekilde yaptık. Bundan sonra siz doğru ve güzel bir şekilde kendinizi kolladınız, kurudunuz. Okey, en güzel sonuçları elde ediyoruz. Bu sonuçları korumak için ne yapıyoruz? İşte iletişimimizi kesmiyoruz, motivasyonu her zaman yüksek tutuyoruz. Bu da benim işim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları diyelim.